partinin ayrımından itibaren mi başlıyor, yoksa iktidara geldikten sonra mı PKK ile müttefiklik kurdurdular AKP? Nasıl başlatıyorsunuz milat olarak? Milat olarak şimdi AKP'nin iş başına geldiği tarihi köklü bir milat olarak almamız gerekiyor ama bunun altyapısı var. AKP Orta Doğu'da Kürdistan'ı resmen kurmak için Amerika tarafından oluşturulmuş bir partidir. Bu misyon 2015 yılında geldiğinde çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şuna bakıyoruz, AKP iktidara geldi. Ne kuruldu? Irak'ta bir Kürdistan kuruldu. Bir. İkinci Kürdistan nerede kuruldu? Suriye. İki. Bu iktidar devam ederse, bir yıl daha devam etsin, üçüncü Kürdistan'ı Türkiye'de kuracaklar. AKP bunun için kuruldu. Ama bu AKP dediğimiz partinin kurucusuna, liderine, Tayyip Erdoğan'a baktığımızda bir 2002 öncesi hareketi var. Biz bu kitapta şuna başladık. Yani Tayyip Erdoğan hayat hikayesiyle Türkiye'ye biçilen Kürdistan projesi Amerika'nın arasında doğrudan bir bağlantı var. Şimdi Tayyip Erdoğan Refah Partisi içerisinde Erbakan'a isyan ederken 1991'de Kürt raporunun altına imzasını attı. Yıl daha 1991. PKK'nın çok güçsüz olduğu dönemler. Türkiye'de değil bir Kürdistan, yani Kürtlerin varlığı daha tartışma konusu. Tayyip Erdoğan İstanbul İl Başkanı olarak partisine isyan ediyor. Diyor ki biz artık o bölgeye Kürdistan diyelim. Bu insanlar Kürttür. Devlet terörünü kınayalım. PKK'lıları da artık terörist demeyelim. O bölgelerde kendi dilleriyle propaganda yapmaya başlıyor. Yani kitabın bunu diyen adam, şimdi dikkatinizi çekiyorum. Yani Mardin İl Başkanı değil, Diyarbakır İl Başkanı değil, İstanbul İl Başkanı. Ne alaka diye sormak lazım. Yıl 1991, yani Amerika Tayyip Erdoğan niçin tercih etti? O rapordaki imzadan bulabiliriz. Ama o raporun hazırlayan Tayyip Erdoğan'ın 1991 öncesine gidiyoruz. Erbakan'a ilk isyan edişi olmadığını görüyoruz. Hatırlarsanız 80 öncesinde, tam darbe öncesinde Erbakan'a bir isyan hareketi daha var. Abdülkadir Aksu ve Korkut Özal'ın, yine aynı Kürtçe ekip. Bir bakıyorsunuz Refah Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı Tayyip Erdoğan, aynı Kürtçü klikle birlikte isyan edenlerden. Yani 80 öncesine kadar izleyebileceğimiz bir Kürtçü yapılanma, yani beyinde bir yapılanma var. O beynindekini de 2002'den itibaren uygulamaya koydu. Kitabınızın, izleyiciler için söylüyorum, 21, 22, 23. sayfalarında bu söylemiş olduğunuz rapordan alıntı var. Ve orada da Türk Milliyetçiliği Tayyip'in baş düşmanı diye bir ara başlık açmışsınız. Evet. Aslında şurada skandal sözler, alıntılarınız var sizin. Bu Ahmet Aydoğmuş, AKP Çorum Milletvekili, Türklüğümün bugüne kadar hiç faydasını görmedim, onu almışsınız. Bir de AKP, AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan skandal sözler diyorsunuz. AKP ile hepimiz Türk olmaktan kurtulduk. Peki bunlar ne anlam ifade ediyor? Yani siz bunların altında ne gördünüz ya da aynanın arkasında ne görüyorsunuz bu konuşmalarda? Altında gördüğüm şey şu, Tayyip Erdoğan'ın gençlik dönemine gidiyoruz. Hatta çocukluk dönemine gitmemiz lazım. Yani sonuçta Türkiye'nin başına bu projeyi getiren adamın kim olduğunu ben merak ediyorum. İsteyen buna ırkçılık diyebilir, isteyen başka bir şey değil ama bu adam Türk mü değil mi? Şimdi Tayyip Erdoğan etnik kimliği belli değil. Ama bu sizce bir önemli bir şey mi? Son derece Türkiye Cumhuriyeti Devleti son ama etnik önemli kimlikler bir şey üzerine kurulmadı ki. Evet, ama o zaman niye şunu söylüyoruz? Bu ülkede Kürtler istediği gibi ben Kürt'üm diyebilsin diyoruz. Tamam, Kürtler zaten bunun için mücadele ediyor. Ben de diyorum ki Kürt olan ben Kürt'üm desin. Ama ben de Kürt'e kusura bakma kardeşim sen Kürt'sün diyeyim. O da bana sen Türk'sün desin. Bunların artık bilinmesi lazım. Ne dedi Tayyip Erdoğan? Artık bu gizli saklı şeyler kalkacak. O zaman ilk önce Tayyip Erdoğan'ın üzerindeki gizi kaldırmamız lazım. Tayyip Erdoğan, yani o ünlü ceza aldığı siirt konuşması var. Halkı ırk, din gözeterek birbirine kışkırtmaktan ceza aldı. Orada diyor ki babasına sormuş, baba biz neyiz? Laz mıyız, Türk müyüz? Babasının cevabı şu, vallahi evladım ben bilmiyorum. Ben de babama sormuştum, o da bilmiyordu. Ya siz böyle bir aile olabilir mi Türkiye'de ya? Olabilir, niye olmasın? Kafkasya göçmeni. Ne olduğunu bilmemek olabilir, diye bir şey. Olabilir, Kafkasya göçmenidir. Orası çok hercümerç bir topraktır. O nedenle olabilir. Vallahi bir Türk veya bir Kürt veya bir Ermeni her ne olursa olsun. Çok mutlaka böyle uç bir şeyse bilir. Yani bir Ermeni olduğunu bilir. Peki, Türk olduğunu bilir. Peki Türk bilmiyoruz olduğunu. Bilmiyoruz demeleri. Demesi bir şeyleri sakladıkları için. Yani etnik kökünde bir şaibe var. Ne olduğu belli değil.
Peki bu çok mu önemli? Çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek insanın ne olduğu çok önemli. Yani siz şöyle düşünsenize, Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da devlet başkanı etnik kimliğini saklayarak siyaset yapabilir mi? Ben bu devleti yöneteceğim diyebilir mi? Türkiye'de etnik siyaset yürütülüyor zaten, hiç sıkıntı yok. Irkçılık yapmadığın sürece, ayrımcılık yapmadığın sürece, Turgut Özal ben Kürdüm diyordu. Kimse bir şey dedi mi? Demedi. Yaptığı icraata dedik. Vay sen Kürtsün diye kimse bir şey demedi ona. Turgut Özal'ın biz Kürdüz lafı hiç gündeme getirilmedi ama Kürt Federasyonu tartışılabilir dediği zaman siyasi bir tartışma olarak gündeme getirildi. Ama Türkiye'nin Cumhurbaşkanı makamına gelmiş birisi 20 yıldır politikada ve 20 yıldır biz bu insanın etnik kökenini bilemiyoruz. Ama şunu görüyoruz, o ve arkadaşları içerisinde Türk yok. Yani 10 yıllık AKP iktidarı var, bir 10 yıl öncesinden bugüne baktığımız zaman şimdi ben bakıyorum bu partinin kurucularına. Evet. Şimdi isimler sayayım. Bunu ısrarla söylemiştiniz. Abdullah Gül Türk değil. Bülent Arınç Türk değil. Abdülatif Şener Türk değil. Abdülkadir Aksu Türk değil. Hüseyin Çelik Türk değil. Dengir Mir Fırat Türk değil. Cüneyt Zapsu değil. Binali Yıldırım değil. Beşir Atalay değil. Hakan Fidan değil. Efkan Ala değil. Yalçın Akdoğan değil. Ya bunlar Türkiye'yi 10 yıldır yöneten isimler. Bir tane içlerinde Türk. Göstermelik olması, olsun bile olmaz mı? Olması şart mı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve burası da biliyorsunuz bir imparatorluk bakiyesi evet. Ve burada evet, burası Türkiye Cumhuriyeti, var. Osmanlı bakiyesi ve Türklerin Anadolu artık son yerleşim yeri. Türkler buradan atılmak isteniyor. Kusura bakmasın kimse ama bir tane bile Türk yoksa yönetimde ben de şunu söylerim. Türklerin zaten Anadolu'dan atılma projesini AKP eliyle gerçekleştiriyorlar. Bu kadar net. Peki sizin bu söyleminiz ve tavrınız size faşist denmesine yol açmaz mı? Bundan rahatsız olmaz mısınız? Vallahi faşist denecek insan eğer bana bu yüzden Türklüğümü savunduğum için birileri faşist diyecekse desin. Başım gözüm üstüne diyorsunuz. Gocunmam ki ben Türk'üm. Peki efendim.